hoş geldiniz, merhaba. Spor Arena'da artık sakin, heyecanlı, dingin bir bölüm başlıyor. Yani tarih itibariyle. Neden? Çünkü Beşiktaş böyle mi, Fenerbahçe böyle mi, aa Galatasaray geliyor, ay Allah eksik hakem vermedi falan. Ah, o gerginlikler bitti. Sonra hafif hafif bir soğuma dönemine girdik. İşte Çağlar FA Cup'ı kazandı. Temsilcilerimiz, Burak arkadaşları şampiyon oldular falan. İşte Merih Demiral kupa kazandı. Lejyonerler iyi işler yaptılar. Türkiye'deki tansiyon düştü ve artık milli takım haftası başladı. Kırmızı koltukta eski dostum Banu'yla startı veriyoruz. Güzel girişti ama, değil mi? Süper bir giriş. Çünkü ben çok rahatladım şimdi. Sen artık çok iyi hikaye anlatırsın zaten, biliyorsun. Yani böyle çok güzel sunarsın, o hikayeleştirirsin. Aynen onun gibi bir giriş yaptın. Şeyin temelinde bu gerginlik var hakikaten. Yani milli takımı bizi o kadar çok bir araya getirdiği bir dönem yaşıyoruz. İlk defa herkes milli takımı seviyor. Eskiden o Fenerli golcüyü sevmiyorum, Galatasaraylı kaleciden hoşlanmıyorum, Beşiktaşlı orta saha, o gol attı ama falan. Çocuklar dedi. Burada oynamadığı için herhalde. Evet, bravo, bravo. Hepsi yurt dışında oynadığı için bravo. Herkes rahatladı. O yüzden çok şahane, harika, muhteşem, olağanüstü, amazing bir şey bekliyorum, Avrupa Şampiyonası. Yani şu dönemin öyle olacağı kesin. Önümüzde işte bir 10 gün, 10 küsür gün var. Bu dönemi böyle geçireceğiz. Milli takımda yüzler gülecek. Umuyorum bütün maçları, büyük maçları oynadığımız gibi oynayacağız. Ve ondan sonra sonuna kadar çok iyi bir performansla devam edeceğiz. En büyük temennim bu. Dışarıdaki insanların bizimle ilgili söyledikleri çok önemli. Çok. Yani Fransızlar ne dedi, İngilizler ne dedi, Almanlar ne dedi. Sen de bu anlamda medya kurdusun aslında. Takip edersin istersen bu şampiyonanın sonuna kadar. Burada kırmızı koltukta, bazen evden online olarak bu meseleleri bu sene birlikte götürelim. Olur, seve seve tabii ki. Belli ki ben de ilk defa hayatımda bir Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yerinde olmayacağım için buruğum ama yapacak bir şey yok yani, pandemiye. Kabul etmiyorlar. O şartları çok zorlaştırdılar. Yani vizen de olsa seni kabul etmiyorlar. Ya da girdiğinde o 10 günlük karantinaya girmen gerekiyor. Hani bizim milli takıma bile, hani milli takımın uçağını indiririz, sonrasında ikinci uçağı bile kabul etmeyiz demişler. Yok. Bir garip değil mi buradan izleyecek olmak? Ben çok garip ya. Ben uzun zaman, 2004'ten bu yana ilk defa buradan izleyeceğim. Üzülüyorum. 96'da oradaydım. İşte 2000 derken 4'ü geçtik. 8, 12. Sağlık olsun. Bir de ben şeyi seviyorum. Bir ülkede olmasını seviyorum. Yani İtalya, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, böyle Avrupa Şampiyonası olmaz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi yani olmaz. Bu dönemde en olmayacak format bence bu. Kesinlikle. Yani yap bir ülkede, seç bir ülkeyi, zaten seyirci almıyorsun. Yap bubble'ını, en azından takımlar bir arada. O coşkuyu en azından o ülke yaşamış olur. Şimdi bir de hani bir yere gitmen de yetmiyor. Hani takımın peşinde birkaç ülke dolaşacaksın, şehir dolaşacağın için. Yani zaten her şey çok acayip. Adı EURO 2020, 2021'de oynanıyor. Hani formatta en seyahat edilmeyen dönemde dediğin gibi 11 şehirde, 11 farklı ülkede oynanacak. Hani sonunda Wembley'de final falan filan. Garip. 94 Dünya Kupası'na gittiğimizde biz 7-8'e bölünmüştük. Çünkü yani San Francisco'dan kalkıp da New York'a, Boston'a filan maç anlatmaya oradan geri. Böyle mümkün değil. Herkes bir bölgedeydi. Hemen hemen aynı şey. Yetişebilmenin imkanı yok. Çok paran olsa bile, özel jet tutsan bile dersin bir süre sonra. Yeter yani, be. Yerleşemiyorsun. Önemli olan hani böyle turnuvalarda, biliyorsun, turnuva oynamak diye de bir konsept vardır ya. Takımlar için de aynı mantık vardır. Yani grup aşamalarında ısınırsın. Oradan çıktıktan sonra tempoyu, vitesi biraz arttırırsın. Gerçekten kadrosu derin olan takımlar sonuna kadar ve o turnuvayı oynamayı bilmek diye de bir şey var. İşte rotasyonu yapacaksın, kimini dinlendireceksin, kenardakini de mutlu edeceksin, sağdakini de mutlu edeceksin. Adamı sahaya bir sonraki maça hazırlayacaksın falan. Şimdi o da yok. Sürekli seyahat içindeler. Ben Fransa'nın grubuna baktım. Zaten bu turnuvanın ölüm grubu. Şimdi adamlar Münih'te Almanya ile oynayacaklar. Hani Macaristan o grubun en herkesin hafife aldığı takımı. Tamam, seyirci saha avantajı yok ama gidip Budapeşte'de onu oynayacaklar falan. Rakipleriyle kendi ülkelerinde maç yapıyor gibi olacaklar. O da bir garip. Her anlamda skandal bir karar imza attılar. Her neyse, biz Bakü'de evimizde gibi olacağız. Orası öyle. Ama ben şeyden çok korkuyorum Banu. Biz evde iş yapamıyoruz. Hatırlasana Andorra ve Arnavutluk maçlarını. Birinde 90'da Cenk attı, birinde 89'da Ozan attı. Andorra ile Arnavutluğu yenemiyorduk ya. Fransa'ya gittik, 2 tane attık. Konya'da sanıyorum, Konya mı Kayseri mi geçmiş gün gittik. Konya'da galiba. Stade de France'da berabere kaldık. Neredeyse kazanıyorduk falan. Evet. O yüzden Bakü'yü çok da evmiş gibi görmemeleri istiyorum. Biz hep Letonya'da, işte dediğin gibi. Dışarıda falan iyiyiz. Aynen. Bir de rakip seçiyoruz. mesela. Ben diyorum ki bana sorarsan İtalya'dan korkmuyorum ama Galler'den korkuyorum. İtalya maçı çok önemli maç. Bir de İtalya uzun zamandır bir yenilmezlik serisi. O 2018 felaketinden sonra Mancini takımı çok iyi toparladı ve uzun zamandır yenilmez bir şekilde geliyorlar. Onlar da kendi evlerinde Roma'da o maça, 3 maçta Roma'da. Evet, ona asılarak çıkacaklar. Bizim milli takımımızda senin de dediğin gibi büyük maçlarda rakibin zayıf yönlerini çok iyi analiz ediyor. Orası kesin. Bizim de oturmuş bir takımımız var. Bizim çocuklar da oturdu, birbirleriyle oynamaya alıştı. Formdalar da maşallah. Yani ben İtalya maçından, yani beraberlik bile olur bana İtalya maçında çünkü grupta, ama asıl dediğin gibi Galler ve şeyden korkuyorsun değil mi sen? Yani İsviçre'den evet, korkuyorsun. Hani İtalya'yı ciddiye alıp sonuna kadar kovalayabilirler. 30 sene sonra Eurovision şarkı yarışmasını seyrettin mi? Evet, izledim. 30 sene sonra İtalya kazandı. 30 sene önce Toto Coutinho'ydu sanıyorum. Insieme diye bir parçası vardı. Öyle şeyler de oluyor evet, değil mi? Kültürle evet, sporun bir paralelliği. Unite, Unite Europe diye bir şarkı vardı. Evet. Yani hani Avrupa Birliği'nin oluşumuna vurgu yapan bir şarkıları vardı. Şimdi aha, tabii başka bir hikaye. Şimdi de söylesene Unite Europe. Bilemiyorum yani. Rock and roll sonsuza kadar yaşayacak. Never dies diye bağırdı çocuk. Bağırdı. Vay, tüylerim diken diken oldu ama yani ben yine de İtalya'yı andıran bir şey isterdim. Yani Avrupa'nın böyle dağıldığı bir şey 30 yıl sonra, orada bir tezat var. Her bayağı. Neyse, ben diyorum ki bu İtalya geçmişteki İtalyalardan daha iyi İtalya değil. Bizim... Daha kötü bir İtalya da değil ama. Yani bir enteresan bir İtalya, alıştığımız bir İtalya değil diyelim en azından. Evet. O 2018'den sonra dibe vurunca, yani biliyorsun açıklamalar yaptılar. Son 50 yılın en dip noktasıydı 2018 onlar için. Hani şey de diyebilirsem, hani ciddi onların kulvarında bir rakiple de çok karşılaşmadılar da diyebilirsin ama adamlar yenilmeden... 10 maç 30 galip, 30 aynen. Puan. Yani böyle inanılmaz bir seri bu. Daha önce de kaç kere Dünya Kupası kazandı. Yani adamlardan en korkmadığın zaman onlar kazanır zaten. Böyle saçma bir de durumları vardır. Dolayısıyla yani evet, İtalya'yı her zaman ciddiye alacaksın. Ciddiye almadığında kazanıyorlar zaten. Ya işte İtalyan futbolunun, liginin geçmişteki karakterinin olmaması, çok popüler gözükmemesi, hı, belki bizi biraz heyecanlandırıyor. Yani. Chiesa'dan çok korkuyorum. Mancini'nin zekasından çok çekiniyorum. Mancini winner bir adam. Bizi de şampiyon iyi tanıyor. Geldi tabii. Türkiye'de aynen, neredeyse şampiyon olacak. Karşısında çok güçlü bir Fenerbahçe kadrosu vardı. Hani yine de sonuna kadar iyi gitti. İyi de tanıyor bizi. Akıllı bir adam da. İtalya'ya 10 maç 30 puan. Klas bir adam. Çok. Hmm. Aynen. Ama bizim hoca da kurt bu işlerde yani. Şenol Hoca da, Kurt Hoca. Artık hocaya Kurt Hoca diyebilirim. 2002'den bu yana hem kulüp hem milli takım. Hocam sen Kurt Hocasın. Bu kadar. Seviyoruz seni. Eleştiriyoruz ama arkandayız yani. Turnuva hocası oldu da kesin. Evet. Mesela Burak Yılmaz için de çok özel bir hoca. Şimdi Burak, beni en şey yapan burada, bizim milli takım olunca istikrar. Bizim için kelime istikrar olacak bana sorarsan. Demin de konuştuğumuz gibi yani büyük maç performansını her maça yaydığın zaman bizim milli takım çok iyi bir milli takım. Eksik noktaları yok mu? Tabii ki var. Cenk Tosun'un sakatlanması bence çok kötü oldu. Büyük bir kayıp ama geçen sene bu zamanları düşünürsen geçen sene bu zamanlardan daha iyi. Orada kaç sakatımız vardı? Yani turnuvaya daha sakatlı bir takımla gidiyorduk. Şimdi en azından o noktada değiliz. Sadece Cenk Tosun'dan bahsedebiliyoruz. Burak Yılmaz çok formda gelecek. İşte Zeki Çelik, Lille'in şeyi seçildi. En istikrarlı oyuncularından biri yani, her maçta aynı performansı göstermesiyle. Çağlar'ı sen söyledin. Yani bizim çocuklar iyi geliyorlar turnuvaya ama istikrar benim için, hani bazen dersin ya konsantrasyon, motivasyon, biz böyle tek kelimelik şeyleri çok severiz. Gaza çabuk gelirsin. Gaza da geliriz de hani o kelimeyi... Motive olma gazını diyorum ben. Evet. Ya evet. Yani şu anlamda oyun istikrarı, hani büyük maçlarda oynadığımız oyunu her maça yaymak bence bizim, hani nasıl diyeyim, İngilizcesiyle challenge'ımız istikrar. Çünkü hani bazen ne deriz Türkiye'de, hani motivasyon diyebiliriz, işte konsantrasyon diyebiliriz. Bence de istikrar bu yani. Biraz meydan okumayı seviyoruz. Ben gaz derken evet, biraz onu söyledim. Meydan okumayı seviyoruz. Bu çocuklar, Burak ne yaptı Saint-Étienne maçından sonra? Kazanacağız, moral bozmak yok, hepsine karşı kazanacağız. Ya bu tipik bir Türk'ün motivasyon konuşmasıydı. Herkes şaşırdı. Bir de Fransızlar için bu garip bir şeydir yani. Birisi girerken soyunma odasına kazanacağız, tabii, herkese karşı kazanacağız falan diyor. Ve kazandılar da sonunda. Yani hayır, Paris Saint-Germain'e karşı kazansak yeter falan. Onlar da dediğin gibi o yok. Ama bir yandan da... Yani bizi göz ardı edenlere cevabı vereceğiz demek istiyorum ama da. Bir yandan da desen ki bütün Türk futbolunda bir adam seç, bu lafı o etsin. Burak Yılmaz o da. Hmm. Yani şeye gelirken 35 yaşında kaç kere dibe vurdu bu adam? Biz kaç kere onun kariyerine... Biz dibe vurduğunu zannettik. Zannettik işte. Kaç kere çıktı? Yani Çin'e gidip geri gelen kaç adam tanıyorsun? Bütün futbol dünyasında. Yani her defasında kendini tekrardan bir sıfırdan yarattı yani. Çok adam tanıyorum da bunun kadar yoyo gibi zıplayıp geri döneni görmedim. Ve bu turnuvanın bir özelliği de Cristiano Ronaldo gibi, yani belli bir gol barajının üstünde buraya gelen de iki insandan biri 35 yaşın üstünde olup bir de bu sayıda gol atmak. Turnuvanın abisi. Turnuvanın abilerinden, ama yani sırf abi de değil yani, hani performanslı abi, hani o golü de atıyor yani, orada kenarda abi olarak durmuyor. Hadi çocuklar abisi değil yani. İlk defa uluslararası tecrübesi bu kadar güçlü bir kadroyla çıkıyoruz. Evet. Sahaya. Yani sen küçüksün, hatırlamazsın. Biz ama savunmamız topu arkaya kaçıracak. Kalecimiz bunu kesin yer. Orta sahada top tutamıyoruz. Şunu da atamaz mısınız kardeşimlerle büyüdük. Şimdi diyorum ki Çağlar varsa orada, Kaan varsa, işte Merih varsa sorun yok diyorum. Altay, Uğurcan hiç fark etmez zaten, panter gibi çocuklar. Orta sahada bundan daha iyisi Şam'da kayısı derler ya. Forvet hattında Burak liderdir, götürür işi diyoruz. Dolayısıyla ilk defa uluslararası tecrübesi bu kadar yüksek bir takımla oynuyoruz. Hakikaten hani Çağlar'ın, Merih'in, mesela Kaan elemelerde çok kritik goller attı. Hasan Ali Kaldırım almadı hoca ama Hasan Ali Kaldırım'ın golleri ve oyunu Mbappe'yi bitiren adam. Okay desen o da orta sahada yani hiç aklına gelmez. Gelmez tabii. Bir de hani bunlar bulundukları liglerde ve takımlarda orta sahaya da önemsiz değil. Hepsi dediğin gibi ya bir kupa aldı ya bir şampiyonluk, yani o stresin de içinde, o kazanma duygusunun içinde winner olarak geliyorlar. İnşallah bu maçlara yansır. Ben Burak'ın atması kadar savunmanın tutması çok önemli. Galler'i hatırla. Galler bizim takımdaki rakiplerimizden biri. 2016'da 1-0-0-1, 1-0-0-1 nerelere gitti adamlar. Çok komplike bir takım. Çok komplike bir takım. Yani bu turnuva ve özellikle bizim grup, İsviçre'yi de düşünürsen ve İtalya'yı da düşünürsen, hani atması zor da rakipler var karşında. Dolayısıyla yememek, bizim grupta amacımız yememek bence. Katılıyorum değil kısmen. Sadece onlar yani üçlüden dörtlüye geçişlerini çok iyi biliyorlar. Oynadılar da. İsviçre'de, Galler'de, İtalyanlar zaten bu işin kitabını yazdı. Hoca da bu dönemde sanıyorum biraz üçlü nasıl oynarız diyerek 3-4-3'ü, 3-5-2'yi, işte 5-3'ü falan deneyecek. Biz ona biraz o geçişlere çabuk reaksiyon veren bir takımdayız. Bir de öyle oynadığı zaman ortadaki kanat oyuncuları konusunda biraz hani zayıf gibi duruyoruz. İtalyanların hava hakimiyetleri var. Hiç korkmuyorum. Yani elemelerdeki gollerin yarısını havadan attılar ama Çağlar, Merih çıkar o kafayı. Atırsana, Merih son saniyede kafayla topu çıkarmasa. Tabii canım, öyle çok maç var. Acayip maçlar. Öyle çok maç var. İnanılmaz şeyler yaşadık. Cenk'in attıkları da var dediğin gibi, yani o son dakikalar, yani o dakikaları bu arada 85'ten sonra özellikle dikkat etmek lazım. Bize de, rakibe de. Bence evet, bize dikkat etmeleri lazım. Bize dikkat etmesinler, biz onlara dikkat edelim. İlk defa Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımı herkes sevecek. Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı olmadan. Bizim çocuklar hashtag de hocaya güveneceğiz. Evet, orası öyle. İspat etmiş bir hoca. Elemelerdeki performansımıza güveneceğiz. Tabii İsviçre'nin çok uluslu bir takım olması, her turnuvaya gidiyor olması bir yana, yani tecrübeli oyuncuları olması bir yana. Hocaları da tecrübeli. Kaç sene oldu Petkoviç? Kaç senedir takımın başında yani. Adam hem Bosnalı hem İtalyan hem İsviçreli. Aynen. Elindeki kadroyu iyi yönetiyor. Zaten takımın da geneli öyle bu arada. Yani sadece kendisi takımda böyle. Mesela Seferovic çok enteresan bir adam. Yani ceza sahası içerisinde adamın nerede olduğunu bulamazsın. Pat diye bir yerden çat diye vurabilir topa. O yüzden diyorum ki Çağlar var. Kolay değil abicim, bunu yapamazsın. Eskiden olsa Seferovic eyvah ne yapacağız falan derdik. Ben dediğim gibi. O yüzden mutluyum yani. Çünkü huzurluyum. Stres yapmıyorum. Biz senle böyle bizi fade out yaparak buradan anca çıkaracaklar. Biz sen sabaha kadar konuşuruz. Evet. Çok gevezesin sen ya. Hayır, öyle demek istemedim. Fade out'la bizi bence bir noktada kessinler. Siz devam edin deyip toparlı gidecekler. Öyle. Hayır, o zaman şöyle yapalım. Şunu demek istiyorum sadece. Bu takımı seviyoruz ve buraya gelmek de çok büyük başarı. Sahada futbol insanı pozitif anlamda da negatif anlamda da şaşırtabilir. Ne olursa olsun sevelim bu takımı. Yani benim dileğim bu. Yani ne olursa olsun, yani gruplara kadar değil. Yani evet. Çünkü önemli bir takım, önemli bir jenerasyon, deneyim kazanmış bir jenerasyon ve uluslararası standartlarda bir takım. Aynen öyle. Uluslararası standartlarda bir takım. İnşallah bu hava sonuna kadar gider ve hani aldığın skorlardan bağımsız olarak da onlara hissettirebiliriz arkalarında olduğumuzu. O zaman biz bu programları Spor Arena'da devam edelim ama bizi beğenmeleri falan da gerekiyor. Abone olmaları da gerekiyor arkadaşlar. Umarım bunu yaparlar. Banu'yu da Kırmızı Koltuk programlarını yapmaya devam. Ben de konuşmaya çalışacağım Banu'dan fırsat buldukça. Şaka bir yana ben ona söz vermem. Her neyse ama ikimiz de ağzı iyi laf yapan insanlarız. Farklı şeyleri görmeye çalışacağız. Evet, o belli. Banu yurt dışından enteresan feedbacklerle gelecek. Ben de hayal gücümü zorlayacağım. Burada hep birlikte bazen canlı yayınlara gireceğiz. Bizi takip ederseniz seviniriz. Yani analiz de yaparız, sentez de yaparız. Her şey olur biter. Aynen. Bu milli takımı gerçekten sevin. Biz seviyoruz bu milli takımı. Türk futbolunun en iyi takımı bu. Hakikaten yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'dan daha güçlü bir takım bu. O yüzden hiç kulüpçülük yapmamakta fevkalade fayda var diye düşünüyorum. İlk defa keyifle bir Dünya Kupası'na, Avrupa Kupası'na doğru programı yaptığımı düşünüyorum. Eskiden hep çok etkililer, çok tehlikeliler, acayip orta sahaları var. Feci forvetleri var diyorduk. Artık onlar korksun be. Roma'dan galibiyet istiyorum ben yani. Bu hale gelmişiz. Teşekkürler milli takım. Banu'cum ben seni tutmayayım o zaman. Tamam. Zaten yapacağız dedik. Ha. Beğeni ve abone sayıları, yorumlar çok önemli. Yorumlar da yaparız. Evet. Soru da sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız bize. Onların hepsine bakarız. Spor Arena'da bir ay boyunca burada milli takımı konuşalım. Bir de çok şöyle önemli. Pandemi döneminde çok maç vardı ama en azından evde tıkalı kaldığımız dönemde her gün bir maç vardı. Aa bugün Galatasaray maçı, bugün Fener'in. Aa bakalım ne olacak? Hay Allah Sergen öyle mi demiş? Şampiyonluk bitince birden boşluğa düştük. Hayır, bir de son saniyeye kadar devam etti ya her şey. Lille de son haftaya kadar geldi. Öbür tarafta İspanya'da öyle oldu. Bizim lig desen zaten hani uzun zamandır böyle 3 takımın birden o iddiayla geldiği bir sezon yaşamamıştık. İnsan tam böyle en zirveden düşmüş gibi oluyor. Tabii hep beraber şampi dedik. 90+6'da oldu hepsi. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, 90+'ları seven Türk milli takımının da bu senenin geleneğine uyarak 90+6'da Wembley'den bize bir kupa getirmesini istiyoruz. Bu sefer ciddi istiyoruz yani, hiç şaka bir tarafa. Umarım gelir, gelmese de canları sağ olsun. En azından Haziran'ın sonuna kadar bizi ayakta tutacaklar. Konuşmaya devam edeceğiz. Banu, fade out dedim sana. Fade out alacaklar. Gidiyorlar zaten. Şu anda toparlanmış vaziyetler. Çok teşekkürler. Banu Yelkovan, ben Okay Karacan. Spor Arena ekibi adına hepinize sevgilerimizi iletiyoruz. Çıkarken beğeni tuşuna basarsanız seviniriz. Hoşçakalın.